Akıllarda, dünyanın aklında bir soru. DAEŞ'in şimdiki hedefi ne? Horasan kolunun Moskova'da gerçekleştirdiği konser katliamının ardından Avrupa ülkeleri alarma geçti. İstihbarat uzmanları uyarıyor. Örgüt bu yılki Paris Olimpiyat oyunlarına hedef alabilir. Almanya ve Türkiye'de saldırı tehlikesi altına giren ülkeler. Sevgili izleyenler, endişeli bir bekleyiş var. Uzmanlar neler söylüyor? Hangi konuda, hangi noktaları uyarıyor? Editörlerimiz haberleştirdi. Şu saniyelerde izliyoruz. Avrupa panikte. Moskova'daki konser salonu katliamının şoku hala sürüyor. Güvenlik birimleri alarmda. Terör örgütü DAEŞ ve Horasan koluna karşı tetikteler. Peki DAEŞ'in bir sonraki hedefi neresi? Bu sorunun yanıtı henüz yok. Belirsizlik paniği daha da arttırıyor. ABD merkezli CNN olasılıkları masaya yatırdı. Bilindiği üzere Fransa'nın başkenti Paris bu yıl olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak. Bu açıdan olimpiyatlar DAEŞ için bir hedef olabilir. Habere göre örgüt Tacikçe, Özbekçe ve Rusça yayınlarının sayısını arttırdı. Aslında bu yayılma arzusunda olduklarının bir göstergesi. İstihbarat uzmanları uyarıyor. Almanya, Türkiye gibi ülkeler dikkatli olmak zorunda. Çünkü örgüt Afganistan'ın dışına çıktı. Şimdi de Pakistan, İran ve Orta Asya'da saldırı gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Ve yanıtı merak edilen bir başka soru. DAEŞ neden Rusya'ya saldırdı? Örgüt özellikle Moskova'nın Suriye'deki müdahalelerinden rahatsız. Propagandalarında da bu konuyu sıklıkla dillendiriyor. Dünyadan gelen haberler de hiç parlak değil. İran konsolosluğunun vurulmasının ardından Orta Doğu kaynayan kazana döndü bir kez daha. İran'ın başkenti Tahran'da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi. İntikam çağrıları yapıldı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i saldırı karşılıksız kalmayacak dedi. Ekber İsrail! İran ayakta. İsrail ve Amerikan bayrakları yakıldı. İntikam yeminleri edildi. İsrail'in Şam'da Muhammed Rıza Zahedi'yi öldürmesinin ardından İran sokağa döküldü. Filistin ve Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı. Gösteriler sırasında İsrail ve Amerika bayrakları yakıldı. İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm sloganları atıldı. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi saldırının ardından açıklama yaptı. Saldırıyı korkakça niteledi. Asla cevapsız kalmayacağını söyledi. Reisi, Siyonistler bu tür insanlık dışı eylemlerle şeytani hedeflerine asla ulaşamayacaklar dedi. İran'ın İsrail'e ne zaman ve nasıl karşılık vereceği merak konusu. Süleymani suikastı ile darbe almaya başlayan İran'ın üst düzey komutanları bir bir suikaste kurban gitti. İsrail ile arasında son yıllarda yoğunlaşan gölge savaşının daha da tırmanmasına yol açması bekleniyor.